zaman filmi sizler için bir kez daha açıldı. Harikulade bir günden, kucak dolu sevgiler, selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda hakikaten birbirinden çok kıymetli iki misafirimiz var. Birazdan dönüş yapacağım. Neden buradalar? Üzerine iyi boyu konuşacağız. Öncelikle birçok yayında altını çize çize belirttiğimiz bir ayrıntı vardır. Kadın girişimciler ne demek, ne, neden? Bu cümlenin altını o kadar çok doldurmaya çalıştık ki onlardan bir tanesiydi Dilek Uyar Yurdakul diye bir hanımefendi. Günlerdir bahsediyorum. Neden? 2017 National Geography Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın insanlar kategorisinde en iyi fotoğraf ödülünü kazandı bu hanımefendi. Bu kategoride dünya birinciliğini bu zamana kadar kazanan 3. Türk fotoğrafçısı ve ilk kadın Türk fotoğrafçısı olma özelliğiyle de bizim için çok önem arz ediyordu. Bu sebeple her zaman desteklerimiz, bakın Türkiye'de hiç iyi şeyler olmuyor diyenlere inattı bu aslında az evvelki bahsettiğim isim. Şimdi o isimlerden bir tanesi daha burada. Kimdir kendisi? Hemen bir merhaba diyeceğiz ya, demeden önce de hayatıyla ilgili bir kesit sunmak isterim. Efendim, girişimci iş kadını Elif Adem Sürütü konuğumuz. Yanı sıra da çok değerli bir insan Sema Polat hanımefendileri burada. Bir merhaba diyelim, sonra da hayatlarıyla ilgili bir kısa kesit dinleyelim onlardan. Merhaba da, hoş geldiniz. Merhaba. Elif Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Öncelikle. İyiyim, sağ olun. Az evvel televizyon programından çıktınız. Burcu Düzgün Çoban'ın biraz yoğun bir programdan keyif anlattınız. Bir saatlik süre herhalde yayın süresi. Çok da keyifliydi değil mi? Evet, gerçekten nasıl geçti anlamadım. Televizyondan radyoya bir anda bir zaman tüneli içerisinde yol almış gibi oldunuz siz de. Peki, size döneceğiz. Sema Hanım, siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Asıl misafiriniz Elif Hanım ya, sizi bir parça tanıyalım, ondan sonra da kendisini dinleyeceğim. Ben Elif Hanım'ın medya ve iletişim danışmanıyım. Bunun yanı sıra kendi medya ajansım var. Bir takım projelerde ve bireysel ve şirket ve hukuki danışmanlıklar hizmetleri veriyoruz. Ayrıca siyasetçilerle bir takım ortak projeler ve danışmanlık hizmetleri veriyorum. Yaklaşık 22 yıldır. Harikulade. Yani bu bir tanım vardır. Her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardırın. Arkasında güçlü bir kadının arkasında da güçlü bir kadın olması ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Yani. Peki, döneceğiz size ara ara. Kadın dayanışması. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Valla hayranlık uyandırıyorsunuz. Bravo, tebriklerim. Ben Elif'ten çok güç alıyorum. O da ben de aynen. Ya konu başında. Aslında yakın benim, mısınız? Evet, Elif'in eski eşi benim çok eski bir arkadaşım. Ortak noktamız yine bir erkek. Biz her şeyi erkekleri biraz dışarıda bırakarak birlikte yollanıyoruz şu değil anda. Mi? Yani artık bir yerden sonra bugüne kadar hep dışarıda kalan sizlerdiniz, artık biz de içeride. Yani kadının karşısında değil yanında olmalı görüntüsünü vermek değil. Hakikaten biz bunu yaşadığımıza inanıyoruz. Ya, Ece Temel Kur'an'ın çok güzel bir yazısı vardır. Yanı başında olmak, sıra arkadaşı olabilmek. Evet, evet. Bu Yaşar Kemal'le ilgili bir yazı, bir işin gerçeği ama hakikaten çok iyi bir ifadedir. Hani arkamda, önümde. Hayır efendim, yanı başında olmak. Değil mi? Evet. Bir insanın yanı başında olmak. Yani Elif, Orhan'la birlikteyken de ben Elif'in çok güçlü, çok akıllı ve çok hırsları ama hırslarına yenik düşmeyecek kadar da akıllı bir kadın olduğunu biliyordum zaten. Harikulade. Peki, açacağız. Şimdi 1981 İstanbul doğumluyuz. Evet. Elif Adem'den bahsediyorum bu arada değerli dinleyenler. İstanbul doğumluyuz. Liseyi daha sonra iş sebebiyle Yalova'ya geçtiniz. Bu arada Yalova'da bulunduğum harikulade bir yer. Herkese de tavsiye ederim. Kesinlikle ben de. Ortaokulda başlayarak yazları bildiğim kadarıyla bir yatak firması, yerel gazete, belediye tiyatrosu, daha çocuklukta başlayan bir çalışma isteği, şevki varmış sizde ki o günden bugüne herhalde o zamanlarda tohumlar bildiğim kadarıyla devam edeyim. Üniversiteden önce turizm işletmeciliği okumuşsunuz. Ardından sahne sanatları, dramatik yazarlık bölümü ve özel yetenek sınavına girip kazanmışsınız. Okul bittikten sonra İstanbul'da Halk Eğitim Merkezi ve bazı özel kuruluşlarda da yaratıcı drama koçu olarak çalışmışsınız. Ardından da hiç işiniz gücünüz yokmuş gibi gönüllü olarak bazı derneklerde öğretmenlik yapmışsınız. Devam ediyorum. Oğlunuz 6 aylıkken de
radyo, sinema, TV bölümünde yüksek lisansa başlamışsınız. Buradan hemen sormak gerekiyor. Nasıl bir cesaretti ki 6 aylık bir çocuğunuz var ve siz yüksek lisansa başlıyorsunuz ve ikisi bir arada nasıl gitti? Öncelikle burayı soralım. Tabii o sırada bir de online ticaret işim vardı. Oraya gireceğiz şimdi. Hepsi, yani üçü de aynı anda gidiyordu ama boş zamanım olduğunda oraya bir şeyle doldurmam lazım diye düşünüyorum. Yani boş zamanım kalmaması gerekiyor. Öyle düşündüğüm zamanlarda özellikle birçok kadın belki bana hak verecektir. Genelde şöyle bir görüş var. Çocuğunuz olduğunda işte evde oturmanız gerekir. Evet. Ona bakmanız gerekir. Bunu sürekli birileri söylediğinde hayır ben evde oturup böyle bir zaman geçirmek istemiyorum. Evet çocuğumla zaman geçireceğim ama zaten o ilk dönem o kadar uyuyorlar ki hani ben onun başında bir bekçi gibi kalıyorum gibi düşündüm ve o dönemi değerlendirmek istedim. Siz şimdi neden böyle bir cevap verdiniz? Genelde şöyle bir şey soruluyor mu acaba? Buradan mı yola çıkıyoruz? Ya sen çocuğunu bırakıp çocuğun mu iş mi dendi, sen işi mi tercih ettin gibi ağır bir soru mu soruldu size acaba? Çünkü ben hiç öyle algılamadım. Çünkü evlat başka bir şeydir. Tabii. Elbette onu ikinci plana atma şansınız hiç yoktur. Ama bir yandan da hayatınızı onun için kurabilmek amaçlı bir şeyler yapmak istiyordunuz. Yani ikisinin birbirine alternatif olması gibi bir zorlama oluyor. Yani evet, birisinden evet, birini seçmelisin gibi. Oysa bunun yanlış olduğunu ve bana uymadığını düşündüm. İkisi ayrı ayrı şeylerdi. İkisini bir arada yürütebilirim diye düşündüm ve öyle başladım. Siz o zamanlarda size bu tür düşüncelerle bir şeyler söyleyen insanları dinleseydiniz bugün burada olmayacaktınız. Pek çok sefer ilk adımı attığım her şeydi. Yapamazsın, olmaz, işte boşa kürek çekiyorsun, yarıda bırakacaksın diyenler oldu ama başladığım hiçbir şeyi yarıda bırakmadım. Siz bırakmadınız. Peki devam edelim buradan. Aynı zamanda online satış işine başlamışsınız, evet, ki çok ilginç. Bebekler paylaştıkça anneler mutlu adıyla bir sosyal paylaşım sayfasında çocuk kıyafetleri satışı ve sohbet köşesi. Şunu biraz açalım mı? Bu sohbet köşesi nedir önce? Şöyle. Hanımlar mı yazışıyordu? Yani hanımların evet, dertleri, sıkıntıları, genelde, yardımcı olmak bağlamında. Genelde benim yaşadığım şeyi yaşayan kadınlar diyebiliriz. Çocuğu olmuş, çocuğu olduktan sonra işinden uzaklaşmış, işte ya işinden ayrılmış veya izinli şekilde çıkmış. Eşi çocuğumuz olacaksa onu sen büyütürsen olsun demiş. O yüzden iş hayatından uzaklaşmış pek çok kadının. Ben aslında evet çocuğumu büyütüyorum ama kendimi çok işe yaramaz hissetmeye başladım. O psikolojiye girdim diyen pek çok kadın vardı bana mesaj yazan. Bebekler paylaştıkça anneler mutlu ismini ben koydum sayfaya. Güzel sayfa benimdi. Hoş açıkçası ilk başladığımdaki amacım tabii ki ticari bir gelir elde etme şeyim var. Yani bir ticaret yapmam lazım ama sermayem yok. Ve ben ilk işte işe başladığım zaman ailemden bazı aile büyükleri işte sana sermaye sağlayabiliriz dediklerinde hayır ben kendi işimi yani kendim başlamak istiyorum.